Değerli izleyenler, yepyeni bir hal programıyla beraber karşınızdayız. Bu hafta geçen hafta söz verdiğimiz gibi Almanya'dan yayın yapacağız dedik ve şu anda Almanya'da Mannheim halindeyiz. Bu halin bu bölge için önemli bir yeri var çünkü burası Rhein-Neckar Metropol Region dediğimiz Rhein-Neckar bölgesinin önemli bir hali. Yaklaşık 2.3 milyon insana hitap eden bir hal. 100 kilometre etrafından insanların gelip alışveriş yaptığı, marketlerin pazarcıdan direkt gelip alışveriş yaptığı bir yer burası. Buranın ikinci bir özelliği ki Almanya'da genel olaraktan haller bu şekil üzerine kuruluyor, bu özellik üzerine kuruluyor. Hemen otoban bağlantısı hemen yine burada. İkincisi, bu halde yaş ve kuru sebzenin yanı sıra et hali, bunun yanı sıra unlu mamuller, toptan kuru gıda, büyük toptancı marketlerinin bulunduğu büyük bir hal burası. Elimizden geldiği, dilimizin döndüğünce sizlere bu hali tanıtmaya çalışacağız. Bu halde hem Türklerle hem Almanlarla beraber buradaki sebze ve meyve alışverişi üzerine, Türkiye'den buraya yapılan sebze meyve ihracatı üzerine söyleşilerin yanı sıra genel bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi buyurun, hep beraber Mannheim halini geziyoruz. Mein Name ist Thomas Sprengel, ich bin Geschäftsführer bei der Großmarkt Mannheim GmbH, einer städtischen Gesellschaft. Ben Thomas Sprengel, Mannheim Hali'nin işletme müdürüyüm. Mannheim Hali'nin kuruluş tarihi 1961'di. Mannheim Hali'nin bugünkü görünümü arkamda gördüğünüz şekliyledir. Mannheim Hali'nin yüz ölçümünün en büyük bölümünü yaş, sebze, meyve ve kuru gıda bölümü oluşturmaktadır. Mannheim halinde yaş sebze, meyve halinin haricinde uluslararası süs bitkileri ve çiçek halinin yanı sıra et işleme tesisleri de bulunmaktadır. Bu et tesislerinde Türkler de bulunup özellikle sosis ve döner imalatları da yapılmaktadır. Buranın toplam yüz ölçümü 450 bin metrekaredir. Biz geniş bir bölgeye hitap eden bir toptancı haliyiz. Sodass wir ein sehr rundes und vielfältiges Angebot haben. Also der Großmarkt in Mannheim hat 450.000 Bulunduğumuz bölgede Karlsruhe ve Frankfurt arasında olup yaklaşık 100 kilometrelik bir bölgeye hitap ediyoruz. Nicht nur die Mannheimer Bevölkerung, die hier einkauft, sondern wir sind für die ganze Region zuständig, weil die nächsten Großmärkte erst in Karlsruhe, Frankfurt, also in relativ weit entfernten Städten dann Mannheim haline insanlar 100 kilometreden alışveriş yapmaya geliyor. Mannheim hali hakkında vereceğimiz bilgi, yıllar önce burada hiçbir açık yer bulamazdınız. Hepsi doluydu ve park bile bulamazdınız. Bazı malları önceden haber verirdik, ayrılırlardı ve onu gelir alırdık. Ama şimdi ise tamamen müşteriye hizmet amaçlı ve müşteriyi bekliyoruz. Mal çokluğu var, her şey var ama müşteri eksikliği var. Bu müşteri eksikliğinin nedeni de ben bir kısmını bize bağlıyorum. Bizim yaptığımız hatalardan kaynaklandı. Biz çok taviz verdik. Türk mallarıyla çok oynadık ve Türk mallarını hep kampanyaya onları sunduk. Türk malının değerini düşürttürdük. Ve insanlar bize güvenmediler. Alman şeyine döndüğün zaman, Alman marketlerine döndüğün zaman bizim elimizden her şeyi aldılar. Yavaş yavaş alıyorlar. Yarınki bir günde bu bizim malları da marketlerine korularsa hiç şaşmayın. Çünkü yapacaklar da. Bu gene bizden kaynaklanıyor. Çünkü biz onlara bu fırsatı biz veriyoruz.
parkı değerlendirdiğimizde marktan yürüye geçişin olumsuz etkilerinin bu piyasada nasıl bir etkisi olur? O da gene bizim hatamızdan kaynaklandı. Mesela bir Alman marketi marktan oyraya geçtiğinde bir %3 bir artış yaptı. Biz ise ne yaptık? Aynı fiyatta kaldık. Mark 99 kuruşken satıyorduk. Euro olduk. Biz aynı gene 99'dan sattık. Bunu belki ilk etapta farkına varamadık ama belli bir süre sonra bunun farkına vardık ve bu da bizim için zaten şey noktası oldu. Bizim en düşüş noktamız o oldu yani. Peki Türkiye'de alışveriş daha ziyade senetle, çekle beraber yürüyen 6 aylık bir ifadeleri yayılan bir ekonomi sistem var alışverişlerde. Almanya'daki durum nasıl? Vallahi şu anda Almanya'da Türkiye ile çalışan Almanya'daki firmalar, Türk firmaları mümkün olduğu kadar en fazla 4 hafta veya da 3 hafta bir vade ödeme şeyi vardır. O eskiden çok Türkiye firmalarını batırdık. Yani bu da açık bir gerçek yani. Buradaki firmalar çok Türk firmalarını batırdılar. Ödeme yapmadılar. Başka yerlere harcadılar. Ama şu anda öyle bir sistem gelişmiş ki paran varsa mal alabilirsin, paran yoksa alamazsın. Sadece bir güven ortamıyla bir vade şeyi vardır yani. Çek, senet de artık ortaya kalkmıştır. Sadece bir güven vardır yani. Siz hem Alman müşterileri hem Türk müşterileri çalışan bir müessesesiniz. Alman tüketimiyle Türk tüketimini değerlendirdiğiniz zaman hangisi daha fazla tüketiyor? Şimdi biz %80 Türkiye hitap ediyoruz. Yani %20 bir Alman'a hitap ediyoruz. Ama Alman firmaları %100'üne hitap ediyor. Onlar hem Alman'a hitap ediyorlar hem Türklere hitap ediyorlar. Bizim bir eksikliğimiz de bu. Biz %100'üne hitap etmiyoruz. Market olarak da, toptancı olarak da biz hep o %10 kitleye hitap ettiğimiz için hep geride kalıyoruz yani. En büyük hatalarımızdan biri de o yani. Şu anda burada bile bizim ürünlere baktığımızda bizim Türklere satabileceğimiz ürünlerdir. Alman'a satacağımız ürün çok az vardır. Bu biz artık neden bu zihniyeti daha devam ettiriyoruz ben buna da anlamıyormuş değilim yani. Peki Türkiye'den buraya hangi ürünler geliyor? Siz hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Bizim şu anda çalıştığımız ülkeler arasında birinci sırada Türkiye var, Belçika var, Hollanda var, ağırlıklı İspanya var, İtalya var, Latin Amerika ülkeleri var. Yani hemen hemen dünyanın her tarafından mal geliyor bize. Ama ağırlıklı olarak bizim çalıştığımız malların başında Belçika, Hollanda domates gelir, salatalık, patlıcan falan gelir. Ağırlıklı Türk malları, biber, sivri çarli, dolma, patlıcan, acı biberi işte bunlar gelir. İspanya ağırlıklı narinciye gelir ve meyveler gelir. Ve bu sene kışın İspanya üzerinde yaptığımız o yeşillikler, ıspanak, maydanoz, nane, dereotu, kişniş bunlar rekor kırdı burada. Çünkü ambalaj olsun. Hem ambalaj olsun hem de kalite bakımında olsun gerçekten adamlar buna bize hitap eden şekilde yaptılar ve bu Türkiye'yi de zedeledi, İtalya'yı da şey yaptı. Bu sene İtalya malları bile doğru düzgün Almanya'ya giremedi yani. Sağ ol, teşekkürler. Köyü TV'ye de teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Biz Avrupa ülkeleriyle İtalya, İspanya, ne diyeyim yani Fransa, hepsine çalışıyoruz. Hollanda, Belçika, Türkiye. Peki Türkiye'den hangi ürünlerde çalışıyorsunuz? Türkiye'den 12 ay biberleri çalışıyoruz, Türk biberlerini. Ama şimdi yeni bir bu sene Marok Türk biberini çıkarmaya başladı. Paketlemesini yapamıyor ama ucuza mal ediyor. Ama Türkiye'nin paketlemesine uydururlarsa, şayet aynı paketleme yaparlarsa belki öne geçebilirler. Nasıl Türk yeşilliğini indirdiler, ondan sonra şimdi bunu İspanya yeşilliği şu an birinci kalite olarak satılıyor Almanya'da. Peki Türkiye'den buraya ürün ihraç etmek isteyen Türk firmalarına neler dikkat etmesi lazım?
paketlemeye dikkat etmesi lazım. Bir de ilaçlama konusunda devamlı kontrol yapılıyor kapılarda. Kapılarda kontrol yapıldığı zaman onun üzerine leke geliyor yani. İlacı fazla olduğu zaman giriş yasağı bırakıyorlar. Ve alıp onu çöpe attırıyor, sattırmıyorlar yani. Peki Türkiye'den buraya kimi ürünlerde kota uygulanıyor? Burada 5 milyon Türk var. Bir devlet nüfusuna eşdeğer bir nüfus bu. Ama buna rağmen belli ürünlerde kota uygulanıyor. Bunun size nasıl bir zarar oluyor? Şimdi burada Avrupa'da yani Avrupa'da üretilen mallar olduğu zaman Türkiye'den olan mallarda aynı mesela diyelim ki armut, limon, kabak, patlıcan bunların burada üretimi fazla olduğu sene o zaman kapıya kota uyguluyorlar. Diyorlar ki mesela kabağa bu ay kota koyun. Birincisi İzmir üzümü en çok satılan ama ona da kota var. Peki burada devlete, Türk devletine veya Türk siyasetine düşen vazife var. Burada birebir anlaşmalarla beraber bu kotayı aşması gerekir. Siz bu usta ne diyorsunuz? Avrupa Birliği'ne bunu anlaşmaları lazım. Koto için yani. Bu o kadar bugün bizim Türkiye'miz Avrupa'ya hitap ediyor biber konusunda, meyve konusunda, domates konusunda. Bunları kaldırmış olsalar daha çok ihracat olur. Anlaşsalar daha çok ihracat olur. Meyvesi, şeftali, nektarin, erik hepsi bunlara kota koyuyorlar yani. Peki burada Türk firmalarıyla beraber çalışırken ödemeleriniz nasıl? Burada yine 6 aylık, 1 yıllık vadelerle mi çalışıyorsunuz yoksa nakit mi çalışıyorsunuz? Bazı firmalar var 2 haftalık, bazı firmalarda anlaşmamız var 4 haftalık çalışıyoruz. Onlara da mecburen para dönmesi lazım. Onlar da çiftçiye, işçiye, kira parası her şeyini ödeme yapıyorlar. Onun için 4 haftayı geçmez. Önceleri veriyorlarmış komisyon olarak dönüyor ama şimdi yok. Şimdi sıkıntı var yani. Mart'tan yürüye geçildiğinde fiyatlarda 2 kat artış oldu. Bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bunu kimse beklemiyordu. Böyle bir fiyatın artışını Almanlar beklemiyordu. Almanlar değil, biz de beklemiyorduk. Ama biz burada fiyatlara %100 bunu yansıtmadık. Biraz daha düşük tuttuk. Bunu da Türkler zaten biliyorsunuz hızlı tüketen bir milletiz. Fazla tüketen bir milletiz. O yüzden daha çok tüketim olduğu için biz fiyatı arttırmadık, o bize fazla yansımadı. Ama dışarıdaki Almanlara ya da başka milletlere çok yansıdı ceplerine. Peki bir market açısından düşündüğümüzde, bir markette düşündüğümüzde Alman müşteriyle Türk müşteri arasında nasıl bir fark var? Yani Almanlar günlük yiyeceği kadar ve sadece kendisini düşündüğü kadar alışveriş yapıyor. Ve bizim milletimiz, Türk milleti fazladan... Her zaman daha fazladan alışveriş yapıyor. Bir kilo alacaksa, eğer beğeniyorsa, malı daha güzel, kaliteli görüyorsa daha fazladan alıyor. Ama Almanlar o kadar değil, fazla değil yani yarım kilo, 100 gram, 200 gram fazla alışveriş yapmıyorlar yani. Dönelik çalışmıyorlar. Eğer ki ileri dönelik çalışmak istiyorsan, ayakta durmak istiyorsan, bir 10 yıl, 20 yıl kendine hedef koyuyorsan bence ilk başta dürüstlük çok önemli. Çünkü bu firmalar, bu işi yapan çok insanlar var. Ama çok gelip geçici oluyorlar. Bir bakıyorsun ki birkaç sene sonra kaybolmuş oluyorlar. Ama eğer ayakta kalacaksan, bence müşteriyi memnun etmek istiyorsan ilk başta dürüstlük ve fiyatlarda çok oynamamak gerekiyor bence yani. Verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Kazım Bulut, 1988'de Almanya'ya geldik. Esas mesleğim öğretmenlik, fizik, kimya, biyoloji öğretmeniyim. Şu anda
Mannheim Grossmarkt'ta meyve sebze toptancılığını yapıyoruz. Peki hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Şu anda genel olaraktan Almanya ağırlıklı olarak, ikinci olarak İspanya, İtalya, Belçika ve Hollanda mallarını satıyoruz. Biz piyasaya şu anda Fas firmalarının da girdiğini görüyoruz. Türk firmalarına alternatif olarak. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anda evet doğru, yani Mısır'dan, Fas'tan, Marokko'dan, İspanya'dan Türk firmaları satıyor. Daha ucuza mal oluyor. Daha taze gelebiliyor. Transportu daha ucuz olduğu için şu anda en önemli Türk biberleri şu anda Marokko'da üretilmeye başladı yani. Örneğin rekabet olaraktan bunt olarak sattığımız maydanoz, ıspanak da şu anda İspanya'dan geliyor, ağırlıklı olarak satıyoruz. Peki Türkiye'den buraya ürün ihraç etmek isteyen firmalar paketlemede nelere dikkat etmeli? Genel olarak nelere dikkat etmeli? Paketleme olaraktan şu anda ağırlıklı olarak daha düzgün 6 ve 3'te aynı kalmak şartıyla paketlemesi yapması gerekiyor. Daha doğrusu kilo olaraktan uygun olması gerekiyor. Hani kiloları zikzaklı olma. 5 kilosa 5 kilo, 10 kilosa 10 kilo. Yani devamlı o şekilde olması gerekiyor. Korunması sağlam olması gerekiyor. Kartonlar dayanma gücü sağlam olması gerekiyor. Tahtaların dayanma gücü sağlam olması gerekiyor. Diyelim ki bir ton ağırlığındaki bir baletin altına konulan kasa dayanması gerekiyor. Yoksa ya balet devriliyor ya da alttaki kasalar oluyor, kırılıyor. Peki Türkiye'den buraya bazı ürünlerde kota var. Hangi ürünlerde kota var şu anda ve değerlendiriyorsunuz? Kota Avrupa ülkesinin mallarını korumak amacıyla tüm ülkeler kota koyuyor. Yani bu da piyasanın altında Türk mallarının satılmaması için. Örneğin Almanya diyelim ki ne bir kabak zamanı veya domates zamanı kendi ürününü değerli satabilmesi için ucuza mal edilen Türk mallarına kota koyaraktan kendi piyasasının daha üstünde satılıyor. Pahalı olduğu zaman da müşteri almıyor. Otomatikmen biz de Türk mallarını alamıyoruz, getiremiyoruz. Cazip Almanya malları olmuş oluyor. Yani kotanın esas hedefi bu. Yani 5 milyonluk buradaki tüketici Türk nüfusundan istifade etmeye çalışıyor Almanya, öyle mi? Tabii %100 yani. Bugün Almanya hemen hemen tüm firmalarında, ister süpermarketlerde olsun, ister bankalarda olsun, yani Alman dairelerinde her tarafta Türkleri bulunduruyorlar. Hedeflerinde Türkler var. Örneğin daha önceleri Alman süpermarketleri çok az idi. Alman süpermarketlerindeki meyve sebzeler az idi. Türklerin elinden yavaş yavaş almaya çalışıyorlar. Yani Türk süpermarketlerin elinden meyve sebzeyi almaya çalışıyorlar. Şu anda daha kaliteli üretiyorlar. Daha kaliteli mal bulunduruyorlar. Daha ucuza mal ediyorlar. O zaman Türk vatandaşı, Türk müşterileri tümüyle Alman süpermarketlerine, Alman Einkaufszentrumlara gidiyorlar. Şu anda yani %100 bir artış var. Büyük Einkaufszentrumları açıldı. 3 yıldan belli, 5 yıldan belli. Her şehirde açılıyor. Ve orada yalnız meyve sebze satan değil, diğer zincirleme marketler de var. Hani insanları oraya çekiyorlar ve
gittikleri zaman daha rahat alışverişleri oluyor. Parkları daha kolay. Alışveriş merkezleri en azından 3000-5000 metrekare bir alanda. İstediği malları istediği kadar bulabiliyorlar. Burada Türklerin çalıştıkları alanlar 70 metrekare, 100 metrekare, 500 en fazlası 500 metrekare oluyor. Bu da hele hele kış günleri 50-60-70 metre, 80 metre, 100 metrekare yerde kuru mal mı satacak, meyve sebze mi satacak? Soğuk olduğu zaman da dışarı çıkaramıyor. Bayağı sıkıntılı. Yani kendi yağlarıyla kavrulmaya çalışıyorlar. Arkasında bir devlet gücü yok. Yani diğer Alman süpermarketlerine, büyük zincirleme kuruluşlarına devlet büyük bir destek veriyor. Kredi veriyor yani. Buradaki çiftçileri hakkında konuşacak olursak, buradaki çiftçileri devlet nasıl koruyor, nasıl suspansiyon? Çiftçileri her şeyden önce yani çok yönlü koruma yapıyor. Yani ilaçlamasından tut, ekonomi yönden destek, para desteği, kredi desteği veriyor. Ve hangi ürünleri ne kadar ekmesi gerekiyor, hangi mamuller ekmesi gerekiyor, onu devlet sürekli yönlendiriyor. Yani araziyi ne kadar sulaması gerekiyor, araziye ne kadar ilaç atması gerekiyor. Yani bir yandan devlet bilinçlendiriyor, bir yandan da çiftçi bilinçleniyor. Yani o konuda şu anda hiçbir riski yok yani. Ürettiği malın tümünü satıyor. Elinde mal kalmıyor. Ya kooperatife veriyor, yani %30'unu kooperatife verirken %60'ını, 70'ini süpermarketlere veriyor veya groşmarklara, hala veriyor yani. Biz geçtiğimiz hafta Antalya halindeyken çiftçinin ürününün kaderinin direkt komisyoncuların ve aracıların elinde olduğunu, vadeli çeklerle çalışıp bundan da istifade edemediğini gördük. Türkiye'de bir çiftçinin nasıl olması lazım? Vallahi Türkiye'de bir çiftçinin her şeyden önce yani devlet onu kontrol altına alması gerekiyor. Yani toptancıların eline bırakmaması gerekiyor. Yani malının değeri nedir onu belirlemesi gerekiyor. Ondan sonra sattıkları malın parasının ödemesi için güvence altına alması gerekiyor. Ondan sonra kooperatif kurması gerekiyor. Devlet eliyle kooperatif kurması gerekiyor. Toptancılara verirken belli bir miktarında kooperatif yönüyle ister yurt içinde ister yurt dışında satışını yapması gerekiyor. Yani devlet kontrolünde altına alması gerekiyor. Yani çiftçiler Türkiye'de bilinçsiz. Onun için getirip toptancılara emanet ediyorlar. O da istediği ürünü istediği değerinde satamıyor. Çoğunu işte satamadık diyor. Çoğu iyi değildi diyor. Çünkü ben gördüğüm kadarıyla orada çok zedelenme oluyor. Örneğin diyelim ki bir Türk biberini adam getiriyor. Bir tondan 200-300 kilosunu sağlam olarak çıkarıyor. Avrupa'ya ihracat ediyor. 500-600 kilosunu iyi değil diye iç piyasaya ucuza atıyor. Çoğunda çöpe atıyor. Yani hani %50 dahi kar edemiyor. Hani ben bunu birebir Türkiye'de Antalya halında kendim gördüm yani. Peki Türkiye'de bir çiftçi kendi paketlemesini kendisi yapsa, düzenli bir paketleme olsa Avrupa piyasasında ürün satabilir mi tek başına? Tabii yani direkt satması gerekir. Direkt zincirleme bir defa devlet desteği olduğu zaman küçük çaplı, büyük çaplı bir paketleme yapması gerekiyor. Almanya'da nasıl çiftçiler kendi paketlemesini yapıyor, kendi satım ağını kuruyorsa Türkiye'de de çiftçiler direkt zincirli olan süpermarketlere Türkiye'de satabilir. Yani direkt satabilir. Tabii yani o paketleme yaptıktan sonra zincirleme olan firmalara direkt kendi satabilir.
O zaman daha iyi kar eder yani ve sıcak para hemen eline geçer. Süpermarketlere satabilir veya direkt Avrupa'ya satabilir veya hala satabilir. Yani paketlemenin %90'ını halda yaptıkları için çiftçiler bundan çok az kar ediyorlar. Peki Avrupa'daki bir firma olarak Türkiye'deki çiftçilere ve buraya ihracat yapan firmalara temennilerini söylemek istediğiniz şey nedir? Tavsiyeniz nedir? Vallahi her şeyden önce araştırmaları gerekiyor. Yani hangi firmalara mal satmam gerekiyor? Örneğin Avrupa'daki paketlemeler nasıl oluyor? Kaliteleri nasıl oluyor? Onları görmesi gerekiyor. Ondan sonra gidip zincirlemeli olan büyük süpermarketlere bakaraktan paketleri nasıl yapmışlardır? Onlar kendileri paket firması kurması gerekiyor. Küçük çaplı, büyük çaplı ve birebir direkt tüketiciye satması gerekiyor. Yani ikinci, üçüncü elden değil de direkt tüketiciye satması gerekiyor. Hem sıcak parasını direkt alır hem de daha pahalıya satar. Peki, verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim. Teşekkür ettim. Ben de teşekkür ediyorum. Sizler buraya kadar gelmişsiniz. Tüm Türkiye'deki dostlara, arkadaşlara ve emekçi olan tüm çiftçilere saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Geschäftsführender Gesellschafter hier in der Kartoffelkuhn Großmarkt GmbH. Ich bin seit fast 50 Jahren hier am Großmarkt Mannheim tätig. Unser Kerngeschäft war früher ausschließlich das Verpacken von Kartoffeln. Öncelikle herkese günaydın diliyorum. İsmim Hans Josef Michel. Kartoffel Kuhn firmasının sahibi ve genel müdürüyüm. Biz yaklaşık 50 yıldır Mannheim halinde faaliyet gösteriyoruz. Kartoffel Kuhn firmasının asıl işi toptan patates ve soğan paketlemedir ve biz bu manada Güney Almanya'nın en büyük firmasıyız. Fakat son 15 yıldır Mannheim halinde yaş sebze meyvenin yanı sıra sizin de gördüğünüz gibi egzotik meyvelerin de tedariğini yapıyoruz. Bizim gibi firmalar artık maalesef eskiden elde ettiği karları kazanamıyor. Bunun en önemli sebebi de özellikle süpermarket zincirlerinin sattıkları sebze ve meyveleri şimdi kendilerinin direkt üreticiden kendilerinin temin etmesi. Bu da bizim kazancımızı neredeyse yarı yarıya etkiledi. Sind den Großmärkten in ganz Deutschland allen Großmärkten sind. Bu sıkıntı Almanya genelindeki hallerin ortak sıkıntısı. Buna Hamburg, Münih, Frankfurt, Berlin gibi büyük kentlerde bulunan haller de dahil. Bu bizim ortak problemimiz. Şu an yapmaya çalıştığımız ürünün kalitesine ve daha fazla dikkat ederek özellikle gastronomi sektörüne daha fazla ürün vermeye çalışıyoruz. Değerli izleyenler, Mannheim halindeki programımız tüm hızıyla devam ediyor. Programımızın bundan sonraki bölümünde Türkiye'den buraya ürününü pazarlamak isteyen gerek ihracatçı firmalar için, gerekse çiftçilerimiz için yapması gerekenleri içeren bilgiler aktarmaya çalışacağız. Bu konuda buradaki firmalardan, yetkililerden bilgi almaya çalışacağız. Ama şimdi kısa bir reklam arası.